Evet merhabalar bir pazar sohbetiyle karşınızdayım yine sabahın köründe artık kışın etkileriyle hava karanlık yine böyle noktacıklı noktacıklı beni göreceksiniz. Şimdi bugünkü konum sıfır otomobil almak istiyorsunuz seçenekler arasında hangileri yenilenecek şöyle marka marka grup grup, grup gidin. Bu arada aralık fiyatlarına baktığımızda Stellantis grubunun tüm markaları fiyatlarını açıkladı. VAK grubunun tüm markaları fiyatlarını açıkladı. Japonlarda da Honda'da, Toyota'da fiyatların açıklandığını görüyoruz. Yani pek çok ürünün fiyat açıklandı. Satamayan ürünler klasik yerinde sayarken satan ürünlerde 15.000, bin, 20 bin, 30 bin, 100 bine kadar fiyat artışları oldu. Bazı ürünlerde geçmiş dönemde şişirilen ürünlerde de fiyatları kimisi 100 bin lira kadar geri çekti. Bunlar da parça parça indirimlere daha sonra değineceğim. Şimdi yeni bir otomobil almak istiyorsunuz. Yakın zamanda hangi araçlar yenilecek? Şöyle marka marka gidelim. Şimdi gruplardan gidelim. Stellantis grubunda ne var? İşte Citroen, Peugeot, Opel, Fiat. Şimdi bunlara bakalım. Citroen tarafında bir araç almak istiyorsanız mesela C3 Aircross ve C3 artık üretim noktalarının sonuna geldi. Yani bu iki modeli satın alanlar geçmiş dönemde var olmuş ama gelecekte var olmayacak ürünlere sahip olacaklar. Çünkü yeni C3 tamamen farklı bir ürün olarak karşımıza çıktı. Dacia ile rekabet edecek firma kabul etmese de Artık ucuz ürünler çıkarmış olacak Citroen. Bu ürün zaten C3 olarak tanıtıldı. Yeni C3'ü Google'da eğer bilmiyorsanız taratarak bulabilirsiniz ki bizim kanalımızda da bu aracı tanıttık. Şimdi C4 tarafına geçiyorum Citroen'de. C4 zaten yeni bir ürün. Makyajı belki yakın zamanda olur diyeceğim ama ona da henüz zaman var. C5 Air Cross tarafı da yine üretiminin son noktasına gelmiş bir ürün. C5 Air Cross düşünüyorsanız bu da aklınızda bulunsun sonuçta aynı kardeşindeki gibi bir yenilenme söz konusu olacaktır C5'te. Şimdi Citroen'den geçelim kardeşi Peugeot'a. Peugeot'da 208 yeni makyajlandı, 2008 yeni makyajlandı yani bunlar artık güncel ürünler. 308 zaten yeni bir ürün. Bunda da yakında bir makyaj olmayacaktır. Olmayacaktır. <laughs> 3008 yenilendi. Yine bundan haberdar değilseniz Google'da taratarak görebilirsiniz. Yeni 3008 kupe formunda bir ürün olarak karşımıza çıktı. Aynı şekilde 5008'de 3008'e paralel yenilenecek ürünler arasında. Opel'e geçiyorum. Opel'de Corsa yeni makyajı geldi. Burada güncel hale geldi. Crossland yine üretiminin son noktasında Crossland alırsanız üzülecek noktadasınız. Mokka zaten markanın son vizör tasarımı üzerine gelişmiş bir ürün. Belki yakın zamanda ufak bir makyaj görür ama çok detaylı bir şey görmez. O da bir kenara koyduk. Astra yeni bir ürün. Burada değişecek bir şey yok. Evet fiyata geçelim. Fiyat tarafında Egea'nın zaten son üretim tarihi belli. 2025'e kadar üretilecek. Egea ondan sonrası yok. Fiyatta zaten böyle üstüne düşünebileceğimiz başka bir ürün yok. İşte 500x'leri falan geçtik. 600 modeli geliyor elektrikli. Onları kenara koyduk. Şimdi Stellantis grubundan neye geçelim? VAC grubuna işte. Volkswagen grubunda içinde bulunduğum T-Cross makyajlanacak. Eğer bir T-Cross düşünüyorsanız makyajsında bir bakış atmanız lazım. Taygo ile ilgili bir değişiklik yakın zamanda yok. Tiguan yenilendi. Yeni kasası gelecek. Bir Tiguan almayı düşünüyorsanız yeni kasasının geleceğini yakın zamanda unutmamanız lazım. T-Roc tarafı da zaten makyajlı durumda. En güncel küçük sular arasında T-Roc gözüküyor şu anda. Volkswagen'de böyle Seat'a geçiyoruz. Seat'ta işler karışık. Seat Cupra'ya evriliyor. Yani Seat tarafı mobilite markası olarak devam ederken Cupra olarak mevcut ürünleri daha doğrusu mevcut ürünlerde demeyelim de yeni ürünlerle Cupra markası ayakta kalmış olacak. Onun için işte Ibiza, Arona, Leon Leon gibi modellerin geleceği belirsiz. Yani bunlar Cupra adı altında farklı ürünlere evrilebilirler. O yüzden bunu da aklınızda bulundurun. Yine Diğer ürünlerde de Seat'ta tamamen soru işareti var. Burada biraz Seat'ı tercih ederken iyice araştırmanız lazım internet alemini. Cupra tarafında yepyeni ürünler gelecek. Cupra daha da yükselecek bir marka haline geliyor. Yine VAC grubunda nelere bakabiliriz? İşte Volkswagen'e baktık. Skoda tarafında Skoda tarafında Scala makyajcısı gelecek. Bakın Scala'nın mevcutunun makyajcısı gelecek. Yine internette bulabilirsiniz. Onun dışında ne var? Kamik. Kamik'in makyajısı gelecek. Yine ikisi de oldukça şık ürünler. Makyaj öncesinde çok daha başarılılar. Octavia. Octavia tarafında bir değişiklik yakın zamanda olmaz. Fabia yine yeni ürünler. Büyük SUV'lerinde de böyle yakın zamanda değişecek bir şey. Karok zaten yenilendi. Ona değinelim. Karon yenisi gelecek. En, e, Karok diyorum. Kodyak. En büyük olan işte. Onlar yenilenmiş durumda. Bakıyoruz. Neden bahsetmedik? Bak grubunda Volkswagen'den işte Audi grubunda Audi grubunda A3 mesela yeni ürünler. Audi tarafını geçtik. Audi tarafı lüks ürünlere çok girmeye gerek yok. Ee, Hyundai Kia grubuna gelelim. Hyundai'de i20 zaten güncel ürün. Bayon aynı i20 gibi makyajlanıp gelecek. Yani göstergesi falan böyle elden geçecek. Asistan sistemler devreye girecek. Bayon'u yani şu an alanlar makyajlı modeli gördüğünde üzülebilir. Daha donanımlı gelecek çünkü. Bayon'un makyajısı ve tasarım olarak değişecek. Yine Hyundai ile Tucson Tucson yenilendi. Ön yüzü makyajlandı. Tucson da bu yüzden şu an fiyat avantajıyla satılıyor. Tucson da makyajlı olarak karşımıza çıkacak. Elantra zaten güncel halinde. Elantra'yı da bir kenara koyduk. Kona yine güncel halinde. Onun dışında Hyundai'de üstüne düşeceğimiz bir model var mı? Yok. Kia tarafı. Picanto yenilenecek. Onu geçtik. Zaten yenilendi. Ön yüzü belli oldu. ve diklemesine bir farı var. Rio. Rio yine ömrünün sonuna geliyor. Rio son noktada haliyle Rio tercih etmenizi hiç tavsiye etmem. Diğer tarafta ne var? Stonic. Stonic ne olur yakın zamanda bir görseliyle ilgili henüz ortalıkta bir şey yok. Stonic de biraz yaşlanmış bir ürün. Bunu da unutmayın. Seed var. Seat zaten yakın zamanda makyajlandı. Serato yenip yakın zamanda elden geçti. Sorento tarafında bir güncelleme olacak ama çok büyük o. Sportaj tarafı zaten güncel hale geldi. Onu da Sportaj'da mevcut haliyle tercih edebilirsiniz. Böyle hızlı hızlı gidelim modellerde. Neden bahsedebiliriz? Şimdi Toyota grubuna geçelim. Toyota'da Yaris Cross makyajlısı gelecek mesela. Yaris Yaris Cross makyajlı ürünleri gelecek. Corolla yakın zaman içerisinde yenilenecek bir ürün ama fiyat avantajı var. Yine ön planda olan ürünlerden bir tanesi. Yakın zaman dedim 2025 gibi gözüküyor Corolla'nın yenilenmesi. Corolla Cross Hybrid yeni bir ürün. Orada bir yenilenme olmaz. Bakayım Toyota tarafında neye değinebiliriz? Bu yeterli. Honda. Honda tarafında City modeli uzun zamandır üretiliyor. Orada bir elden geçme olabilir ama ortalıkta bir şey yok. Civic tarafı yeterince güncel bir ürün. O da olsa olsa küçük bir makyaj görür. HRV yine güncel bir ürün. Orada caz makyajlandı. Makyaj ürün zaten geldi. Onu da diğerlerini geçtik. Şimdi markaları düşünüyorum. Nelere değinebiliriz? Mercedes grubuna şöyle bir bakalım. Çok bariz bir yenilik zaten geldi. E serisinin günceli geldi. BMW tarafında B serisinin günceli geldi. Hani bunlar zaten güncel olarak ülkemize olan ürünler. Düşünüyorum hangi modellerden bahsedebiliriz yakın zamanda yenilenecek. Şöyle bir markaları tarayalım. tarayalım. Tabii böyle hızlı hızlı anlatınca <laughs> hepsini yakalamak zor oluyor. Neden bahsetmedik acaba? Stellantis'ten bahsettik, vaktan bahsettik, Korelilerden bahsettik, Japonlardan bahsettik. Ya yani çoğundan bahsetmişiz açıkçası. Yani bir ürün alacaksanız mutlaka ürünün ne zaman yenileneceğini şöyle bir açıp bakmanız lazım. Çünkü yeni ürün, eski ürün fiyat avantajı. Bu noktaları değerlendirmeniz lazım. Niye? Yılın son noktasındayız. Aralıkta 2024'te çok fazla model yenilenecek. Yani çoğu ürünün makyajı ya da yerini yenisi gelecek. Onun için pişman olmamak için farkında olarak ürünleri satın almak lazım. O yüzden Bakacağınız ürüne şöyle bir araştırın. Mesela size bir site tavsiye edeyim. Netcarshow.com. Bu bir benimle alakası yok. Benim baktığım araç resimlerini baktığım bir site. Burada hemen yeni ürünlerin böyle görselleri çıkar. Neyi unuttuk mesela? Dacia'yı. İşte Dacia, Dacia, Duster yepyeni Duster geliyor. Duster mesela eskisini alan üzülecektir yenisi çünkü muhteşem olmuş. Yani çok güzel olmuş. Ben bayıldım. Bu konuda da sizlerin de yorumlarınızı merak edeyim. İşte böyle ürünler yenileniyor ve elden geçiyor. Tabi soru işareti şu ya aralıkta uygun fiyata alalım mı yoksa 2024'ü bekleyelim pazar durgun olacak. işte paramızı değerlendirelim kurda altında orada burada bir şekilde değerlendirelim. 2024'e mi bırakalım burada seçim sizin. Tabii ki bu işin sonu gelmiyor yani biz uzun zamandır böyle otomobil pazarı saçma sapandı. Öteledik, öteledik, öteledik. Ben de öteleyenlerden biri. Nereye kadar öteleyeceğiz? Ya yani 5 yıl öteledikten sonra otomobil alamayacak hale geleceğiz. Ondan sonra yani bir yıl daha mı bekleyeceksiniz otomobil almak için? Bu da yine ihtiyaçlar, gereklilikler ya da zevkler devreye giriyor. Bunu da iyice düşünüp karar vermeniz lazım. Bu pazar sohbetinde de size şöyle yenilenecek ürünleri hızlıca bir geçiş yapmış oldum. Aralık ayında makyaj öncesi ya da eski ürünümü almak 2024'te Yenisini mi almak sizce hangisi doğru seçim olacaktır? Genel olarak şöyle bir pazarı değerlendirirsek. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.